Samsun yolu üzerinde Akif Ülle Bulvarı, cephe, kır bahçesi olan İsmail Ünsal hocamızın mekanındayız. Kendisini ziyaret ettik. Çok güzel bahçede yetişen domateslerinden, biberlerinden, kovandaki balından, gezen tavukların yumurtasından, yani her şey natürel, güzel bir kahvaltı yaptık. Biz kahvaltı servisini görüntülemek istemediğimiz için kahvaltı sonrası görüşme yapıyoruz. Merhaba diyoruz hocama, sözü devrediyoruz. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Kameranın karşısına sizi aldım. Teşekkür ediyorum Ali, teşekkür ediyorum Salih. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Yıllar sonra öğrencilerim olan sizlerle görüşmek, bahçemde buluşmak, hal ve hatırımı sormanız, sizleri görmem beni çok mutlu etti. Ben hoş geldim diyorum size. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Yani hocam böyle davet oldun mu? Yani kaçırmam. Yani bu ilk yoldan mı? Herhalde bundan sonra devam edecek sanırım. İnşallah. Zaten davete icabet de sünnettir. Benim tarihim. Evet, evet. Davete icabet de sünnettir. Evet, hoş çok geldiniz. Teşekkürler. Bu arada kamerayı Salih Olcak hocamız bir günlüğüne Acıköy'e gelmiş. Beraber ziyaretine geldik hocamı. Sen de kamera arkasından bir sesle selamla. Evet, nasılsınız hocam? İyisiniz teşekkür inşallah. Teşekkür ederim Salih. Sen de hoş geldin. Evet, hoş bulduk. İlçe yönetim müfettişisiniz değil evet, mi? Evet, Muğla'dayım. Maşallah, evet, maşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıllar teşekkür sonra ederim. Salih'i de görmek. Evet, Salih de ortaokul ve liseden öğrencim. Siz evet, Domatik evet. Lisesinden öğrencimsiniz. Beni çok memnun etti. Evet. Gençliğimi hatırlattı, öğretmenliğimi hatırlattı. Yıllar önceki, ondan sonra günlerimizi hatırlattı. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Hocam şimdi Kabuğoz'dan çıktınız, Robuk'tan. Evet. Genç yıllarında okul derken öğretmenlik, efendimin sözü bürokrasi, siyaset. Şu anda durum nedir? Ben 1950 Gümüşhacı Köyü Derbent Okulu köyünden. Babamıza kim derler? Babama Ahmet Onbaşı'nın Mustafa, Ahmet Onbaşı'nın Mıstık derler. Evet. Marangoz bir nalbant mesleği vardı. Köyde çiftçiydi. Ben onun oğluyum. Samsun İmam Hatip Okulu mezunuyum. Samsun Eğitim Enstitüsü ve Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunuyum. Liselerde öğretmenlik. Merdifon'da Milli Eğitim Müdürlüğü, Osmancık'ta Milli Eğitim Müdürlüğü. Hepimizin bildiği gibi Gümüşhacıköy'de 2004-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yaptım. Şimdi emeklilik hayatımızı yaşıyoruz. Böyle küçücük bir bahçemiz var. Gelen giden misafirlerimizle, dostlarımızla burada mutlu olmaya çalışıyoruz. Ankara olayı var mı hocam? Ankara'da da 1985-89 yılları arasında çok sevdiğim sevgili kardeşim, kadim dostum Akif Gülle ile beraber o zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nda eğitim uzmanlığı yaptım. Türkiye'de okutulan bakanlıkta. Türkiye'de okutulan ders kitaplarını kurul başkanı idim ben. Evet, yani bayağı bir şeceresi uzun bir şey sürmüş. Çok şükür, Rabbime şükür. Güzel hizmetler nasip etti bize. Yaptık. Şimdi bahçeyi almışsınız burada. Sizin bir sürü öğrenciniz var. Sizin bir sürü tanıyan var. Belediye başkanlığı yaptınız. Evet. Yani hocam neye yetişiyormuş? Tavukların yumurtası yetmez. Bad yetmez, bahçe yetmez. Yani. Şimdi siz geldiniz, yediniz yumurtayı, yediniz domatesi, yediniz balı bereketiyle geldiniz. İnşallah bereketli olur. Gelen bereketini getirir, giderken hiçbir şey götürmez. Evet. Tekrar beklerim. İnşallah. Hocam şimdi tabii biz daha öncesinde çekim yaptık ama biz genel olarak bu salon çekimimiz oluyor. Hocamızın çok güzel şiirler okuduğunu biliyoruz. Salonlarda falan hitabetinde. Her zaman bir şiir okuma durumu vardır. Yine bu ara bir söylerken tabii hocam düşünüyor. Hangi şiir okuyacağım hocam şimdi bana? Şu salondaki gibi şöyle canlı bir şey. Şimdi benim salonlarda, kalabalık toplumlarda hitap ederken okuduğum birkaç şiirim var tabii. Ben daha çok Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin şiirlerinin hayranıyım. Tabii Yahya Kemal Beyatlısı, Tevfik Fikret'i, Yunus Emre'si, Mehmet Akif Ersoy'u herkes var ama yüreğimin yorumlama önemli. Evet, yorumlama önemli. Yüreğimin ettiği, aktığı şiir de, şair de Necip Fazıl Kısaküre'dir. Beni zaten etrafta bilenler
Sakarya'yı iyi okuduğumu söylerler. Necip Fazıl'ın aslında zindandan Mehmet'e mektup yazdığı şiir de çok muhteşem. Sen şimdi o zaman şimdi Sakarya'dan birkaç dörtlükle bir dörtlük demeyelim. Şöyle biraz alalım pasajı. Evet. Çok da geniş almayalım. Ortadan keselim. Evet. Buyur hocam. İnsan bu, su misali kıvrı, kıvrı bakar ya, bir yanda akan derimi, öbür yanda sakarya. Su iler yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir, oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inan buraya inat. Fakat Sakarya başka yokuş mu çıkıyor be? Kursundan bir yük binmiş köfükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya'm kim demiş, suya vurulmaz her şey. Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim son peygamber kılavuz. Yolunun varlık onun gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya. Hocama alkışlıyoruz. Salonda gibi hissettim kendimi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Biz formatımız gereği en son ne diyeceksin diyerek el sallayıp kapatıyoruz. Hocam en son ne diyeceksin? En son sizler gibi gençleri görmek beni çok mutlu ediyor. Kendinize iyi bakınız. Dostlarınızı unutmayınız. Hayat dostları unutmamakla daha güzel olur. Hepinizin ve sizin gibi gençlerin gözlerinden öpüyorum. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşleriniz, eşinizle, işinizle, aşınızla size mutluluklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. El sallıyoruz. Kapanıyoruz.